Herkese yepyeni bir Truckers MP videosundan selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu video çok önemli. Lütfen gerçek tırcı, tırcılığı bilen, araba sürmeyi bilen, ehliyeti olan, tecrübeli, yol yapan arkadaşları bu videoda görmek istiyorum. Eğer siz değilseniz o lütfen videonun linkini kopyalayarak babanıza da sorabilirsiniz, abinize de sorabilirsiniz. Çok yakın arkadaşınıza, amcanıza, dayınıza, artık kim tecrübeliyse ona sorabilirsiniz. Bugün ETS2 videosunda çok önemli, karıştırılan bir konuya değinmek istiyorum. Umarım bu videoyu izleyen arkadaşlarımız gerçekten bu bilgiyi doğru şekilde biliyordur. Kimler hangi bilgiyi savunacak, ben bunu çok merak ediyorum abi. Neye göre doğru, neye göre yanlış? Ben kendi fikrimi anlatacağım şimdi sizlere. Bakalım hani mantıklı gelecek mi sizlere? Siz de bana kendi fikrinizi anlatın. Belki o bana mantıklı gelecek. Diyeceğim evet, mantıklıymış. Şimdi malum yola girdik abi. Olayımız burada başlıyor. Sinyal konumuz arkadaşlar. Bakın şöyle bir sağ sinyal ve sol sinyal şeklinde bir olayımız var abi. Bu sinyali işte öndeki birisini geçtiğimizde veya sağa sola dönerken kullanıyoruz değil mi? Veya bir tarafa yanaşırken kullanıyoruz. İşte sağ tarafa yanaşacağım, sinyalimi veriyorum, yanaşıyorum. Veya sollayacağım, sola sinyal veriyorum, sollamaya çıkıyorum. Veya bir tarafa döneceğim, sinyalimi verip dönüyorum. Bir de bu sinyalin kullanılma amacı beni solla demek, parantez içinde. Böyle bir olayı var. Bu bilgi çok fazla kafa karışıklığına yol açıyor bayağıdır. Hem videolarımda hem canlı yayınlarımda söylüyorlar abi. İşte abi yanlış söylüyorsun, yanlış yapıyorsun veya kaçak abi sen haklısın, sen doğrusunu biliyorsun şeklinde iki karşı grup var abi birbirine. Bu konu çözülemiyor arkadaşlar ve bu sebepten dolayı ben de tecrübeli beni izleyen tırcılarımız, abilerimiz varsa hani onlarla bu konuyu sonuna kadar tartışmak istiyorum. Kendi bilgimi şimdi açıklayacağım arkadaşlar. Şu benzinliği bir geçeyim. Ben mesela mazot alacağım abi. Mazotum bitti. Ne yapıyorum? Sinyali veriyorum. Nereye veriyorum? Sola veriyorum abi. Bak mesela ben burada mazot alacağım değil mi abi? Sola sinyalimi vermişim. Ne yapmam lazım? Sola doğru şöyle bir hamle yapıyorum. Değil mi? Dönmem için. Mantık olarak sola sinyal vermişim. Bence beni solla işaretinde sola sinyal vermek bu sebepten dolayı yanlış ve saçma arkadaşlar. Beni solla demek bana göre sağa sinyal vermek demektir arkadaşlar. Bunu yapınca diyorlar ki kaçak TV yanlış yapıyorsun. Beni solla demek sol sinyal ver demektir diyorlar. Bence yanlış arkadaşlar. Bakın bu bir kafa karışıklığına yol açabilir. Aslında bu böyle sola sinyal ver şeklinde biliniyor ama dediğim gibi yanlış. Sola sinyal verdiğinizde ne yapacağınız belli olmaz bence. Çok sakat bir durum arkadaşlar. Arkadaki size o şekilde belki arkadaki onu sola sinyal verme şeklinde biliyordur. Anlatabiliyor muyum? Sola sinyal veriyorsun ama arkadaki bunu biliyordur abi. Sen bilmiyorsundur mesela. Sen öndeki bir şeye geçmek için sola sinyal vermişsindir. Arkadaki sanıyordur ki beni geç diyorsun mesela. E ne olacak abi? O sırada arkadaki seni geçmek için hamle yapacak. E sen de atıyorum aynana bakamadın o sırada. Ani bir hamle yapacaksın. Sinyali verdin hemen. Kullandın. Şöyle bir şey yaptın abi atıyorum. E ne olacak abi? İki tarafta böyle sıkışacak. Ama beni solla derken sağ sinyali verirsek ne olacak? Hemen göstereyim abi örnek olarak sizlere. Şimdi sağ sinyalimi verdim. Ne oldu abi sağ sinyali verince? Ben sağ tarafa hamle yapacağım. Bak sağa doğru yanaşıyorum. Hani sağ tarafa doğru çekeceğim aracımı veya sağa döneceğim. Ve arkadaki diyor ki ulan bu adam sağ tarafa gidecek. Ben bunu geçeyim. Bak direkt kafada bu uyanıyor. Bu sebepten dolayı beni solla demek sağ sinyal ver demektir arkadaşlar. Sol sinyali verdiniz. Beni solla diyorsun. Ulan bu adam buradan sola mı dönecek? Mesela dönüş de olabilir. Sen onun için sinyal de vermiş olabilirsin mesela. Anlatabildim mi söylemek istediğimi? Sen sola sinyalini verdin. Bak şimdi ileride bir nokta var. Yapalım tekrardan. Sağ sinyali verdim. E ne olacak? Arkadaki geçecek beni. Ben zaten sağa hamle yapacağım diyorum. Yani ben sağ tarafa hamle yapacağım. Bak sağ beni geç. Sol yaparsam beni geçme. Karşıdan gelen var demek. Sol yaparsam geçme beni demek. Şimdi bak burada bir sola dönüş var ufak. Görüyor musun? Ben belki buraya yanaşacağım. Ben yavaşladım. Dönüşümü yaptım. Arkadaki de bam diye vurdu bana abi. Ne olacak? O sandı ki beni solla diyorum. Bence bu sebepten dolayı yanlış arkadaşlar. Onu buradan söyleyeyim, bu konuda anlaşalım. Umarım bu video birçok izlenmeye ulaşır, birçok arkadaşımıza ulaşır. Bak mesela sağ sinyal verdim değil mi? Arkadaki ben şöyle hamle yaptım, beni geçti. Ne oldu? Ne ona zarar geldi, ne bana zarar geldi abi. Neden? Ben sağ tarafa döndüm mesela veya yanaştım. Arkadaki geçti gitti. Olay bu, bitti. Ya bunun
neden bu kadar tartışmaya yol açtığını ben anlamış değilim abi. Ben sol sinyal veriyorum. Adam diyor ki sol sinyal evet doğru. Sağ sinyal veriyorum yanlış diyor mesela. Bilmiyorum abi, garip. Bana çok garip geldi bu olay. Ya bu işin doğrusu sağdır abi. Sağ sinyal verirsin, arkadaki seni geçer. Sen sağ tarafa hamle yapacağını belirtirsin. Sol sinyal verirsin, beni geçme dersin. Karşıdan birisi geliyordur. Aynı bu şekilde sol sinyalimi açarım ben. Bu demektir ki beni geçme. Beni geçme abi. Karşıdan biri geliyor veya tehlikeli bir durum var veya ben bir hamle yapacağım demektir. Ben bu şekilde düşünüyorum. Bakalım aramızda kimler benim gibi düşünüyor. Bir de şunu yazın abi. İşte ben yıllardır tır sürüyorum veya ben uzun yol tır şoförüyüm veya benim babam bu şekilde, ona sordum. Hani şeklinde yazın abi veya benim kendi görüşümdür şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama kimin görüşü olduğunu belirtin. Ben nasıl söyledim? Benim kendi görüşümdür şeklinde arkadaşlar. Ben etrafımdan hep sol sinyal olarak bunu duydum, beni geç olarak. Hep söyleyenler genelde bu şekildeydi, bunu savunanlar. Bilmiyorum abi, bence çok saçma. Ya sol sinyal olayı çok garip geliyor bana bu konuda. Ya beni geç diyorsan vereceksin sinyalini. Olay bitti abi. Ya bu videoyu özellikle çekmek istedim aslında ben. Hop hop hop. Abi hiç gelen yok ya. Biraz hani göstermek adına bekleyeyim istiyorum ama bir Allah'ın kulu gelmiyor abi. Ben anlamadım ya. Ben video çekince karşıdan geliyor. Benim şeridim bomboş abi. Niye? Benim şerit de boş. Karşı da boş. Baksana bomboş abi yol. Bak şimdi karşıdan biri geliyor. Görüyor musunuz? Karşıdan gelenler var. Arkamdan da geliyor bu sefer. Dur neyse. Şimdi yapacağız abi. İki kişiyi aldım arkaya. Bakın görüyorsunuz. İki tane eleman var. Arkadan geliyor. Şimdi biraz hızımızı koruyalım şöyle. Şöyle geçelim. Sağ sinyalimi verdim. Bakalım. Bir de korna öttürdüm. Anlayacak mı acaba? Beni geç dedim. Anlamadı abi. Şöyle kapatalım abi sinyalimizi tekrardan. Hop arka dikkat. Arka tehlikeli. Bu adam her türlü sollar abi. Benim sinyale falan bakmaz bu adam. Ben biraz gazlıyım. 110'la gireyim. Bakalım bir deneyelim. Bunlar anlamıyor abi galiba bu işten. Bak şimdi. Şöyle 108'e bir sabitleyeyim hızımı. Bakalım hamle yapıyor mu şu an? Bakın şu an hamle yapmıyor. Bekliyorum abi. Sinyalimi verdim. Bakalım hamle yapacak mı? Yapmıyor hamle. Biraz şöyle yavaşlıyor gibi yapayım. Bakalım bir de korna öttürdüm. Evet çıktı sollamaya mesela. Bak görüyorsun. Görüyorsunuz arkadaşlar. Söylemek istediğim olay bu bak. Sinyalim yanıyor. Görüyor musun? Bravo. İşte olması gereken bu. Beni solla diyorum. Bak verdim bir daha. Sinyal. Sağ tarafa mesela. Ben diyorum ki sağ tarafa hamle yapacağım. Sol taraf rahat. Geç. Ya bence bu işin olayı budur abi. Bilmiyorum, bana çok saçma geliyor arkadaşlar. Sol sinyal bilmiyorum. Çok güzel belki bir açıklama gelecek. Sebebiyle birlikte. Ben de diyeceğim ki tamam eyvallah. Bak mesela burada sol sinyal verdim. Beni geç olmaz. Neden? Çünkü bak sola dönüş var. Çok saçma yani. Tren yolu açıldı arkadaşlar. İlerliyoruz şimdi bakın gördüğünüz gibi. Gel abim arkadan. Ne güzel geçiş yaptım ha, baksana efekt. Şimdi sağ sinyal verdim. Bir de korna öttüreyim. Bu arkadaki kabzıman galiba biraz arkadaşlar. Heh anladı bak, görüyor musun? Anladı. Dedim ki ben sağ tarafa hamle yapacağım. Abi olması gereken de bu zaten. Yani olması gereken bu arkadaşlar. Bu işin normali bu. Bak mesela yine verelim. Bir de korna öttürdüm. Kapattım abi sinyalimi geçmesin diye. Şöyle sol sinyal vereyim, gelen var anlasın. Verdim sağ sinyalini. Bakalım geçecek mi? Burası virajlı ya, burada geçmez herhalde. Ya her neyse işte arkadaşlar, aman. Amma uzattık abi konuyu. Oldu mu oldu değil mi sonuç olarak? Söylemek istediğimi çok güzel anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar sizlere. Olay bu abi. Bilmiyorum, yorumlarda tartışalım abi. Herkes yorumunu söylediğim şekilde. İşte ben tırcıyım, ben uzun yol şoförüyüm, ben 15 yıldır ehliyetim var, araba kullanıyorum. İşte veya benim babam
uzun yol tır şoförü. Ben ona sordum, bu videoyu gösterdim. Hani o böyle dedi şeklinde yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Verdik abi sağ sinyali. Geç beni geç. Geç. Bu işin doğrusu bu. Bu arkadaşlar bu. Like atın videoya. Beğeni atalım. Hadi bakalım yapıştırın abi. Bana katılıyorsanız videoya like atın.